Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda bir laptop topluyorum. Laptopu söktüm. İşlemcisini macun çaldım bundan. Şimdi işlemcisinin vidalarını takıyorum. İyi izleyin ha. Siz de sökebilirsiniz. Bunu temizledim makineyle. Bundan temizledim makinenin şeyini. Tertemiz ettim. Bakın görüyorsunuz. Üflüyorum deniyor görüyorsunuz. Tamam. Şimdi arkadaşlar önceliğimiz şunu takmakta. Şimdi arkadaşlar sen aslında şimdi gelelim kuru fasulyeye faydalarına. Şunları da kurtaralım. Şunu da. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Şimdi beyaz vidalar da. Takıyoruz.
Sonra bunlara takıyoruz. Bunu takıyoruz. Bir daha şuraya atalım. O buna bol geliyor. Şuna. Tamam, şu ekran kartlarımızın şeyi. Bunlara da şimdi bunlara taktık. Tamamlaştık. Şimdi gelelim fanımızın şeyini takmaya. Şuna. Bunu taktık. Sonra aparlarımızı takalım. Burada taktık. Sonra bu en son takılacak. BIOS pili burada arkadaşlar. Pilimiz burada. Bu pili çıkardıysak hafızayı siler. Şuraya da bir vida atalım. Vidayı rastgele atmayalım arkadaşlar. Burada oradan çıkacağım. Bunu da çıkartacağız oradan. Şimdi arkadaşlar bize lazım olan işler. Bunu buraya takıyoruz. Aynen bu şekil. Orada takalım. Orada görüyorsunuz. Bir dakika.
arkadaşlar. Şu uzun vidamız vardı. Onu şuraya takalım. Bakalım sonra bir uzun vida daha olması lazım. Bunu da şuraya takalım. Sonra küçük vidalarımızı alalım, takalım. Arkadaşlar, laptopumuzu taktık. Bir şey şimdi klavyemizi alalım. Bunu kapatalım. Klavyemizi şeker koyalım. Öncelikle bunu böyle yapalım. Bizim gereken iş şudur. Tam da filmimizi yapmadan sorulmak. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ki bu bilgisayar çalışır mı? Ben de bilmiyorum. Deneyeceğiz. Şurada tırnakları var. Bu tırnaklara oturması lazım. Oturduktan sonra sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, bu laptopları takması bir dert, sıkması bir dert.
Şimdi uzun damızı alalım. Dur. Şu Wi-Fi'dir arkadaşlar, Wi-Fi. Laptopumuzun Wi-Fi'si. Bunu yerine buraya takıyoruz. Yerine buraya takıyoruz. Buraya. Sonra buraya bu şekil takıp koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar, bunun bir vidası vardı. Küçük kısa boylu. Bir şey. Neyse. Onun yerine bunu takıyorum. Küçük minnak bir vida vardı da. Nerede kim bilir. Neyse, o vida olmaz. Buldum arkadaşlar. Daha önce vidası bu. Buraya takıyorum. Bu tamamdır. Bunun işi bitti. Bu bilgisayar çalışır mı bilmiyorum. Deneyeceğiz. Sonra şuralara vidalara koyalım. Bakın şunu da takalım. Bakın. Burada DVD writer'ımız. Bunu burada takıyoruz. Şu şekil. Şu üste gelecek. Şöyle. Taktık ve buraya geldi. Bakın. Buraya. Oranın vidası ayrıdır. Onun vidası. Aha şunu takalım. Şimdi buradaki bütün vidaları dolduralım. Şurada vidaları ayrı koyalım da. Bunlar tam olarak ne oldu? Hatırlamıyorum. Bunların hepsi sıkılacak. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Başlıyoruz sıkmaya. Bu arada 4 milyarlık bilgisayarı söktüm. Bakıyorum ha. Aklınız olsun. İyileş demiş. Tamam, sadece şöyle bir vida takacağız. İşlemleyecek. Şimdi arkadaşlar, laptoptan 3 tane fazla vida çıktı. Beyaz. Vidalar nelerim bilmiyorum. Her söktüğümde fazla vida çıkıyor. Neyse. Bize şu lazım. Hemen onun yerine şunu kapatalım. Tamamdır. Şimdi çık tak. İşlemimiz başarıyla gerçekleştik sayılır. Ama vidalar nerelinde ben onu çözemedim. Biri düştü. Biri aldı iki vida.
Şimdi harddisk'imizi takıyoruz. Bu harddisk. İnternetten araştırdım harddisk'i arkadaşlar. Fiyatı 750 lira bu harddisk'in. Bakın. 750 lira. Taktık. Şimdi 4 GB'lık geçici amaçlı RAM takıyorum. Açılıp açılmadığı için. Çarşacak mı çarşmayacak mı? Tamam arkadaşlar, bunu taktık. Sonra buna takıyorum RAM yatağımıza. Ve ondan sonra bataryamızı takıyorum. Bismillah deyip açacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir vida da bulduk. Bu vidayı takalım. Bunun içinde miydi? Eksik olabilir. Bunu takıyorum. Ondan sonra işlemimize devam edelim. Tekrardan koyup takıp besmelemize başlayıp açıyoruz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Işığımız yandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranımız açıldı. Klavyemiz aşağı yukarı açılıyor. Windows'u normal olarak başlat diyelim. Enter'ımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar şu macunu internetten sipariş verdim. Bilmiyorum termal macun nasıl bir şey. Deneyeceğiz, göreceğiz. Şimdi bilgisayarımız açıldı arkadaşlar. Gel şu mouse'umuzu bir takalım. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımız driverlarını tarıyor. Ama mouse niye çalışmadı? Ben onu çözemedim. Mouse'um çalışmıyor. İlginç. Arkadaşlar yönetici diyoruz. İşlemci diyoruz. Performans gördüğünüz gibi düştü. ...5.2 olarak gösteriyormuş. Neymiş grafik? Şimdi bakalım. İntihar etti. 7.1 işlemi. Yönet. Görüyorsunuz 2.60 3200 işlemci. İşlemcimiz gayet iyi. Görüyorsunuz çalışma şeyine. Macunumuz başarılı gibi bir şey arkadaşlar. Şu Photoshop programını açalım bakayım bir. Bakalım ne olacak.
Wi-Fi şifremize girelim arkadaşlar. Şifreyi de unuttum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Programı açtım. İşlemcinin şeyi %54, RAM bellekte 1.68. Yani yok derece diyeceğin şey yapıyor yani. Bu program da ayağı bir ağır programdır bu arada. Görüyorsunuz bu programı açtı. Ve bir gram yükselmedi, görüyorsunuz %28. Yani macun sürme işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Ve ilk defa laptopu açtım. Video çekme şeyini unuttum. Ama bu niye çalışmadı ben onu anlamadım arkadaşlar. Şu şey çalışmıyor. Bunu şeyine mi takamadım ne yaptım bilemiyorum. Buna bakmam lazım benim acilen. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Thank you. Teşekkür.